Kızgınlığını yenmenin mükafatı büyüktür. Müslümanın aşırı kızgınlık göstermesi uygun değildir, ancak bazı hallerde gadab kıymetlidir, hatta emredilir. Fetih suresinde Rabbimiz eshab-ı kiramı, kafirlere gadab ederler, diyerek övmektedir. Tevbe suresi 74. ayeti kerimesinde, kafirlere karşı sert ol, buyurulmaktadır. İslam dinine ve Müslümanlara düşmanlık edenlere, saldıranlara sertlik göstermelidir. Bunlara karşı korkak olmak caiz değildir. Kaçmak Allahü Teala'nın takdirini değiştirmez. Eğer eceliniz geldiyse Azrail aleyhisselam nerede olursanız olun sizi bulur. Korkaklar sadece kendilerine zarar verir. Asabi insanlar ise hem kendilerine hem de başkalarına zarar verir. Aşırı kızgınlık insanı küfre kadar götürür. Hadisi şerifte, gadab imanı bozar, buyuruldu. Gadab sahibi, karşısındakinin de kendisine karşılık verebileceğini düşünmelidir. Gadaba gelen kimsenin kalbi bozulur, bu bozukluk dışına da sirayet eder, çirkin ve korkunç bir hal alır. Kızgınlığı yenmek çok sevaptır. Bunlara cennet müjdelendi. Allahü Teala'nın rızası için öfkesini yenen ve karşısındakini affeden kimse Rabbimizin rızasına kavuşur. İsa aleyhisselam, Yahudilerin yanından geçerken kendisine fena şeyler söylediler, onlara iyi ve tatlı cevaplar verdi. Onlar, sana kötülük yapıyor, sen onlara iyi söylüyorsun, dediklerinde, herkes başkasına yanında olandan verir, buyurdu. Kızmak, bağırmak, çağırmak ruha zarar verdiği gibi bedene de zarar verir. Bunun için dinimiz dünyalık için kızmamayı emretmiştir. Hadisi şerifte, gadaba gelen kimse ayakta ise otursun, gadabı devam ederse yan yatsın, buyuruldu. Haram işleyeni görünce gadablanmak, din gayretinden ileri gelir. Fakat kızınca aklın ve İslamiyetin dışına taşmamak lazımdır. Ona kafir, münafık gibi ağır sözler söylemek haram olur. Haram işleyeni görenin buna cahil veya ahmak demesine izin verilmiş ise de tatlı dille yumuşaklıkla nasihat vermek daha iyi olur. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri valilerinden birine yazdığı mektupta şöyle nasihatte bulundu. Bir adama kızdığın vakit ona hemen ceza vermeye kalkışma. Adamı tutukla, öfken geçtikten sonra suçu kadar ceza ver. Sakın öfkene yenilip haddinden fazla ceza verme. Dini yaymak insanlara faydalı olmak yumuşak söylemekle mümkündür. Sert konuşmak, münakaşa etmek kırgınlıklara kavgalara sebep olur. Bunun için her zaman yumuşak huylu ve güler yüzlü olmalıdır. 1 Ekim 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Mehmet Sait Arvaz.